Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazanellezi unzile fihil Kur'anu huden linnâsi ve beyinat ve beyinati minel huda vel furkan. Ramazan Risalesi ile alakalı bir yer okuyacağız. Malum Ramazan ayı ne kadar kaldı? 10 gün değil mi? 10 gün kaldı. Ramazan hakkında bazı noktayı nazar. O bazı tek tek bilgi. Hicretten bir buçuk yıl sonra, yani nübüvvetin 12,5 sene sonra farz oldu Ramazan. İsterseniz şöyle bir namazın farz oluşu 620, yani nübüvvetin ilanından 9,5 yıl sonra. Zekatın farz oluşu hicretten 2 yıl sonra, demek ki oruçtan sonra oluyor. Yani nübüvvetin ilanından 13 sene sonra. Hacın nübüvvetten 19 yıl sonra, yani 631'de farz oldu. Kurban haçtan sonra, hacın içinde 19. yıl sonra geliyor. Başlamadan önce birkaç tane şey okuyayım. Niye 30 gün soruluyor bazen? Adem Aleyhisselam'ın yediği o yasak şeyi 30 gün midesinde kaldı. Cenab-ı Hak buna mukabil 30 gün hikmeti tabi. Bazı işte böyle kitaplarda geçiyor. 30 gün midenin boşalması için, temizlenmesi için vücudun gece yenmesinin sebebi lütfu ilahidir. Oruç 3 çeşittir. Ruhun orucu, kısa emelli olmak, emel sahibi olmak, kısa emelli olmak. Aklın orucu, kötülüğe muhalefet etmek. Nefsin orucu, hırsı azaltmaktır. Ramazan ayı Tevrat'ta hat olarak geçiyor. İncil'de tab, Zebur'da kurbet, Kur'an'da Ramazan diye bildirilmiştir. Hat denmesinin sebebi günahlara çizgi çektiği için tab denmesi. Tab kime aitti? Tevrat'ta hat, İncil'de tab. Tab denmesinin sebebi kul onda temizlendiği için. Zebur'da kurbet deniyor. Kurbet de denmesinin sebebi kulun Ramazan ayında bereketiyle Allah bereketiyle Allah Celle Celaluhu'ya yaklaşmasından kaynaklanıyor. İbrahim Aleyhisselam suhufu şehri Ramazan'dan 3. gecesi geçince indirilmiştir. Davut Aleyhisselam'ın suhufu şehri Ramazan'dan 18 gece geçince indirilmiştir. Davut okuduk. İncil İsa Aleyhisselam sayfası Ramazan 13. gecesi geçindikten sonra gene Ramazan oluyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam malum 27. gecesi indirine başlanmış. Bunu okuduktan sonra bir hadiste geçiyor. Ama tabi bunu ulema belki yanlış anlaşılır, okumayayım. Ama şu aşağıdakini okuyayım. Yani şunu söyleyeyim. Evliyanın orucu ile bizim orucumuz farklıdır. Şeklin aynı, hakikaten farklı. Mesela
gıybet orucu bozar mı fıkhen? Orucu bozmaz. Ama gıybetin hakikati nasıl tarif ediliyor? Ölü kardeşinin ötini yemek. Bizim manevi olan bu şeyler, hakikatler, velilerde, evliyalarda hakikattır. Yani evliyalığa kalkmayın, evliya olacağım derse, mesela gıybet et veya isteyerek bir yerde dinledin, avamın orucu gibi değil senin artık. Ölü kardeşim etini yemek gibi değil, etini yemiş oluyorsun, kefaret tutman gerekiyor. Abi anladın mı? Biz mesela gıybet etsek, gıybet şey yapsak günaha gireriz ama orucumuz bozulmaz. Evliyanın orucu bozuluyor. İstina ile Cenab-ı Hakk'ın istinasını aynadarlık ediyoruz. Buraya çok dikkat. Oruç ise Cenab-ı Hakk'ın maddi ve manevi ve bedensel ve cinsel bir şeye ihtiyaç olmadığı hakikatine, esmalarına aynadarlık ediyoruz. Düşünen kafalar için söylüyorum. Cenab-ı Hak yemez, içmez ve cinsel ihtiyacı yoktur. İnsan da Cenab-ı Hakk'ın en güzel aynadarlığını yaptığından dolayı Allah'ın bu Celle Celaluhu, Celle Şanuhu, Ammenü Velluhu, Cenab-ı Hakk'ın da bu hakikatine insan Ramazan'da mazhar oluyor. Allah'ın bu acelçiğini, hakikatine yemez, içmez ve cinsel ihtiyacı olmama aile davranı Ramazan'da mümin mazhar oluyor. Şimdi Risale'den bir, hep böyle Ramazan'da duyarsınız. Ramazan Risalesi kim açarsa biri okur, iki okur, üçü okur. Ben en son okuduğumu hiç hatırlamıyorum. Ben en son şimdi başlayayım çünkü duymadığımız şeyler olabilir. Dokuzuncu nükte, çok mühim, Ramazan-ı Şerif'in orucu doğrudan doğruya, doğrudan doğruya, doğrultudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak ve aksini göstermekle ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, demek ki nefsin yapısı firavunluk var, nemrutluk var, var yani, donanımında var. Nefsin yapısı o. Zaten firavunlar, tımbaladan firavunluğu çıkmadı yani. Adamda, hepimizde firavunluk tarafımız var. Allah kahretsin. Ama o da olmasa biz insan olamayız. Nefisi kalırıp çıkarsan insan insanlıktan çıkar. Çünkü hem hayrı hem şerri var. Özelliği olması lazım. Hiç şerre meyli olmayan, özelliği olmayan melektir. Hiç hayra özelliği olmayan şeytandır. Ne hayra ne şerre özelliği olmayan nedir? Hayvandır. Hem hayra hem şerre özelliği olan insandır. Şimdi insan bir kere Ramazan'ın en büyük hedeflerinden bir tanesi tak diye çakıveriyor. Nefsin mevhum, vehmi. Yani yok da böyle bir özelliği ama böyle bir haleti var. Rububiyeti var. Ben merkezde olmak. Buna ben pergel insan diyorum. Yani pergeli koyduğun zaman aynı merkezde döner. Yani ister büyük daire ister küçük daire. Rububiyet yani. Rab gibi ya. Her şeyde döner. Evde de öyle yani. Olmaz. Bilmem ne. Haddini bilmez. Hudutları çiğner. Yani ben erkeğim veya ben kadınım. Yani ne bileyim. Tuhaf bir şey. Bu rububiyetten geliyor. Haddini bilmiyor. Demek ki mevhum rububiyetini kırmak. Yani doğrultuyu kırmak çok acayip bir tabirdir, girmek istemiyorum kırmaya. Aksini göstermekle bir de aciz olduğunu anlıyor. Ubudiyetini bildirmek. O zaman ubudiyetin zemini acizliğini hissetmeyle olur. Sorayım size veya kendim hepimize. Acizliğini hissetmeyen bir insan niye Allah'a kulluk etsin ki? Parası var, sıhhati var. Her şey var. Neye namaz kılsın yani? Acizliğini de hissetmiyorsa. Nereden anlıyoruz bunu? Kur'an'da bir mana diyor ki, ya Musa diyor Cenab-ı Hak, git diyor Firavun'a tebliğ et. Bak şimdi oradan da anlıyoruz. Musa Aleyhisselam da diyor ki, ya Rabbi diyor, biraz diyor ekonomisini kıs,
biraz da sağlığını kıs ki diyor, laf dinleyecek hale gelsin. Sen diyor, sen git ve kula kavlenle yine ya Musa, sen kavlenle yine git söyle. Demek ki laf dinlemeyecek iki vasfını öne çıkartıyor. Bir, servet insanı firavunlaştırır. İki, sihat. Öyle firavuncukları görmüşüm ki ya bu gözümle. Öyle firavuncukları bu indirmişim ki mecbur vazifem itibarıyla mezara. Öyle firavuncuklar ki ölmeden o firavuncuklar nasıl bağırıyordu hastanede beni görünce. Böyle nasıl feferan ediyordu. Kraldı. Kraldı. Ama hastaya düşünce şırıngayla alınıyor havası. Nasıl oluyorsa. Nefis Rabbini tanımak istemiyor. İstemiyor. Hatta okuyacağım yani. Cenab-ı Hak şeye sormuş nefse. Ben kimim diye de. Bugün bunu okurken size çıkmadan öyle. Bir bakayım dedim de. Beyazıt-ı Bestami'de de olmuş bu. Böyle notumu almış. 7. defterin 89. sayfasında not almışım. Celaleddin Suyuti'de geçiyor galiba tefsirinde. Orada mehas da vardı onun için yukarıda. Beyazıt-ı Bestami Hazretleri Cenab-ı Hakk'ı görmüş. Ya Rabbi sana gelmek istiyorum dedi. Nasıl yapayım? Nefsini bırakarak gel dedi. Nefsini bırak da gel. Ancak biliyorsunuz o bırakma meselesini. O da demiş ki nefise, beni bırak demiş, iki rekat namaz kılayım. Sırf sensiz bir namaz kılayım, iki rekat. Olmaz dedi. Çünkü çıkart kendini aradan, zahir olsun yaradan var ya, Allah ile bizim aramızdaki bir berzahtır. Beyazıt Vestan Hazreti dedi ki, sensiz demiş ya, berzahsız, bir iki rekat demiş ya. Bu kadar sana itaat ettim demiş. Olmaz demiş. O da yemin etmiş. Eğer sen aradan çıkıp da iki rekat kılacak kadar müsaade etmesen, edene kadar ben sana su içirmeyeceğim. Su demek onlar istiyormuş o. Hani var ya akşam yatarken yemek isteyen gene odur. Şimdi tam iki sene geçmiş. İki sene yapacağım değil de iki sene geçmiş. Beyazıt-ı Bestami nefsine su içirmemiş. Nasıl olur bilmem. Bilmiyorum. İki sene su içirmemiş. Nefis dayanamamış. Demiş ki tamam, iç, arada çekileceğim. Yer mi? Beyazıt-ı Bestami Hazretleri. Hayvan terli. Bir onu kandıracak. Hasan'ı kandırırsın ama. Demiş ki, bak şeytan diyor ki, iç, çekileceğim. Yok demiş. Çekil, kılayım, içeyim. İlk önce sen adım at. Yere diretmiş, sen bilirsin demiş. Peki demiş. Çekiliyorum. Kıl namazın içi lan. Tamam. Çek yedi. Fena fille oldu. Bir daha gelir mi Hazreti Mesih? Bitirdi işini. Çekilir çekilmez tak. Bitti. Vefat mı etmiş? Yok. Geçti fena fille. Geylani gibi. O da öyle yazıyor. Ondan sonra artık öyle yaşamış. Nefis, nefis Rabbini tanımak istemiyor. Ondan söyledim. Firavunane kendi rububiyet istiyor. Rububiyet. Kufayırmaz. Enane. Tevazu. Nerede? Öyle yapılmıyor. Yapılıyor ama tevazu riyakarlığı. Yani riyakar ihlası da diyoruz ya. Estağfurullah bir kardeşim. Buyurun 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 sen içinde diyor. İçinden öyle demiyor tabii. Buyurun buyurun dışarıdan, buyurun efendim içinden infronu kestim. Soymak için vesaire. Gayet takip ediyor adam da. Bak şimdi, bu acayip, acayip bir şey ya. Bu aşağılık, bak nefis, İslam olacak gibi de değil yani. Ha? Bak diyor ki, Firavunane kendi rububiyet istiyor. Rububiyet o yani. Rab olmak. Emretmek. Emre girmez yani. Rab. Rablık iddia ediyor ya. Enne Rabbukumul Ala demedin mi? Kim demişti onu? Ben sizin Ali daha büyük Rab değil miyim? Rab'ın dedi.
ne kadar azaplar çektirilirse o damar onda kalır. Ne kadar ne yaparsa yap, Firavun'un kalıyor var yani. Fakat açlıkla o damar kırılır. Bu açlık ne acayip bir şey yani. Açlıkla o damar kırılıyor. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar. Çakıveriyor. Sırf nefsin rububiyetine vuruyor o. Açlık. Rablığına. Allah'lık iddia ediyor. Ya insan Allah'lık iddia eder mi? Öyle davranıyor. Öyle davranıyor kardeşim. Allah ahirete iman etse böyle olur muydu kendimiz mesela? Firavunluk kardeşim ben. Bak şimdi. Onun özelliği, şimdi hatırıma geldi de, inşallah buluruz. Bak ne diyor, bak ne diyor, bak. Bak Rab nasıl olur diyor. Ha Rab böyle olur. Onu da hatırıma geldi de. Adam ne diyor? Rab başka nasıl olacak? Bak. Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَسُدُونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَهَا اِوَاجًا اُولَٰئِكَ ف۪ي ضَلَالٍ بَعِيدٍ Atlıyorum, atlıyorum, atlıyorum. Atlıyorum. Birinci cümlesi der ki, o bedbahtlar, bazı ehli imanın imanları beraber olduğu halde, bir kısım ehli ilmin ahireti tam bildikleri halde, onlara iltihak delaletiyle bilerek veya severek hayat-ı dünyevi dine ve ahirete yani elması tanıdığı ve bulduğu halde tanıdığı, bakın şuraya bakın hasarete bak, elması tanıdığı ve bulduğu halde 5 paralık şişeyi ona tercih etmek gibi sefahati hayatı dini hissiyata, muanidane tercih edip dinsizlik ile iftihar ederler. Dinsizlik ile iftihar ederler. Esas gelmek istediğime bak. Bu cümlenin bu asra bir hususiyeti var. Çünkü hiçbir asır böyle bir tarzı göstermemiş. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar böyle bir asır gelmemiş ve gelmeyecektir. Gelmeyecek. Yok. Ahir zamandayız. Ahir zamanın hangi bölümündeyiz? Ahir zamanı, ahir zamanındayız. Sair asırlarda o ehli dalalet ahireti bilmiyor ve inkar ediyor. Elmas elmas bilmiyor, dünyayı tercih ediyor. O zaman. Ve ikinci cümlesi olan وَيَسُدُونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ ile der ki, evet, o bedbahların dalaleti, niçin dalaleti gidiyor? Firavunluğa bak. Firavunluk darbesine doğrudan doğruya vuruyor ya oruç. O bedbahların dalaleti, bir, muhabbeti hayattan, iki, temerrütten, temerrüt, başka, inatlaşmak, sensen, ben de benim. Sen de hüküm koyarsan, ben de koyarım. Senin kanunu varsa, benim de vardır. Kendi hallerinde durmuyorlar. Bak şimdi, evden okuncular bak ne diyor. Kendi hallerinde durmuyorlar, tecavüz ediyorlar. Bildikleri, cahil değiller, bildikleri ve onun ile ecdatları bağlı olan dine, dedeleri, babaları, bildikleri ve onunla neyi biliyorlar? O dinle ecdatları, babaları bağlı olan dine adaletkârâne menbaalarını kurutmak. Bu din niye canlı piyasada? Bu insanlar niye namaz kılıyor? Nerelerden kaynaklanıyor? He? Falan yerden. Ha, menbaalarını kurutmak. Bir. İki. Bunu çok rahmetli dayı şey yapardı, öne çıkarırdı bunu. İki. Esas hatlarını bozmak, menbaını kuruttu mu? Kurutamadı. Bu sefer münafıkhane esaslarını bozuyor, dejenere ediyor.
Ama kısmen giriyor, tamamen değil. Mesela bugün bir tanesi telefon etti bana. Abi dedi, ustada mezardan ustadı çıkarttığı zaman, Abdülmecid abi anlatıyor hatırasında. Ustadın kardeşi Abdülmecid abi, onu da yanına aldılar. Çıkarttıkları zaman cesedi hiçbir şey olmamış. Kefen de aynı beyaz, yalnız diyor ağız taraf Abdülmecid abi diyor. Kahverek bir nefes gibi bir şey olmuş kahvenin. Cesedi sapasağlam. Abdülmecid abinin hatırasını naz yapmıyor. Veya ellerine sormuyor. Ya kardeşim bize sor nerede yazıyor diye. Biz bekçiliğini yapıyoruz. Bakın görüyor musun? Bildikleri halde. Nasıl üstüden? Sen ne diyorsun kardeşim diyorlar bana. Ben kardeşim Bediüzzaman'ın çorbası içiyorum. Dershanesinde bekçilik yapıyorum. Sen bana küfür etsen de. Sevseler de sevmeseler de bunları diyeceğim. Benim vazifem bu. Demiyorsan alırım takkim hadi valla giderim. Milleti aldatmayacaksın. Yapma kardeşim. Ben bunları diyeceğim ya. Ben demeyeceğim kim diyecek? Şuraya bakın, filmin başında ustadı cunun olarak gösteriliyor, deli. Yani şey olmuş, halüsinasyon mu ne diyorlar? Böyle bir şeymiş. Tövbe estağfurullah. Böyle bir dahadan bu eser çıkıyor. Eser ya. Yani, ağzıma geleni dur, Hasan kendini kontrol et, akıllı ol. Tamam, diyeceğini de... Deliysen. Adalet kardeşim, benim şahsıma çapa, gömleğimi alabilirsin. Gözlüğümü alabilirsin, paramı al, ekmeğimi al ama davama dokundun mu ben dememiş duramam. Hiç bunun pevam yok, hiç şansı yok vallahi. Davama dokundun, hata yok mu? Bilerek yapmıyor. Yanlış, hemen hatamdan geri dönüyorum, özür dilemeyi biliyor. Bu hizmete, kitaba vesaire, mesela başka bir kitap, nesilini ne yapmış? Şuaların arkasına şuaları basmış, arkasına diyor, bir tarih malumata ne diyorlar, ekonomi bir şey diyorlar. Kronoloji mi? Emir Dağı'ndaki o Lozan meselesini, 2. Emir Dağı 31. sayfayı kaldırmış. Sen kimsin ya? Sen kimsin arkadaş? Nasıl kaldırırsın? Nasıl tasarruf eder? 5. şuayı bilmem kaldırmış, şunu yapmış, bunu yapmış. Hiç endişeniz olmasın. Vakıflar var oldukça, bekçilik yaptıkça hiçbir şey olmaz kardeş. Onun için niye 2'de bir envar işi yapıyorsun? Envar kardeşim bizim kontrolümüzde devam ediyor. Envara 8 tane vakıf sırf tahsiyle meşgul. 2 tane daire bununla alakalı. Zübeyir abi ve Tahir abinin asılları bizde elhamdülillah. Hiçbir şey olmaz. Biz de bunu elimde ne geçiyor? Bu elimde geçiyor. Ağzımda geçiyor. Ben de bunu söylüyorum. Allah beni bundan soracak. Ne demedin? Şimdi bak niçin söylüyorsun? Diyor ki kendi halinde durmuyorlar, tecavüz ediyorlar bildikleri öyle olmadığı halde. Ve onun ile ecdatları bağlı olan dine adavetkârâne, adavet, iki, menbaalarını kurutmak, adavetkârı menbaalını kurutmak, yok etmek bu cemiyetin dininin menbaa, medresedir, kurstur, dergâhtır, camidir, Kur'an kurslarıdır, bunlar menbaadır kardeşim. Kurttum, yapamadı mı? Esasatını bozmak, esasatı, münafıkhane, oradan girmiştim bu şeye. Yani giriyor, biz de nurcuyuz, estağfurullah kardeşler nerede falan. Nasıl girecek aramıza? Kardeşim parayla giriyor. Nasıl parayla giriyor? Hani iskini onun için çok mühim nurculukta. Ya parayı şey yapınca, paranın eritemeyeceği maden yok. Ateş gibidir. Dokunma diyor, yanar diyor, elin yanar. İkinci böyle bir para verince, abi hoş geldin abi. Tabii tabii. Başkası gelince, buyur anlatırım kardeşim. Ben hikaye anlatmıyorum. Buyurun atını kardeşim, yer gösterin. Bir şey, başka paraya çok veren... Buyurun abi, hoş geldin abi. Buyurun abi, estağfurullah abi, buyurun. Ondan sonra, biraz daha ikinci kez de perata, doğru meşveretin başında. Allah aşkına bir bakın, külliyatı kaç defa bitirmiş. Külliyatı bitirmeyene, vukufiyeti olmayanlarla meşveret olur mu? Ondan sonra giriyor, orada parmakla söz sahibi oluyor. Söz sahibi oluyor. Ondan sonra bir bakıyorsun ki peyniri böler gibi bölüyorlar. Meşveretti, Hamidiydi, Subbay, tak 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 bölüyor. Sungur abinin oraya öyle yapmadılar mı? Hala Oruçlu abiyle uğraşan adam başrolde gene. Niçin söylüyorsun Hasan? Esasatını bozmak. İçeriye girip nasıl giriyorlar abi deyince istina olmadığı yere girerler kardeşim. Böyle... Bağıran da böyle bir manyak da pek yok yani, onu da diyeyim. Esasatını bozmak. 3. Kapılarını ve yollarını kapatmak istiyorlar. Kapılarını ve yollarını, şu siyasi mesela, evet ve hayır meselesinde.
O yani uygularsak. Kapılarını ve yollarını kapanmak istiyorlar. Ve üçüncü cümlesi olan ve yabûne hayvâca ile derler ki onların dalaleti fenden, felsefeden geldiği için acip bir gurur ve garip bir firavunun dehşetli bir enanet onlara verip nefislerini öyle şımartmış ki, okumak istediğim cümle bu. Nefislerini o kadar şımartmış ki, kainatı idare eden ilahi kanunların şualarını ve insan aleminde o hakaikin dusturlarını sufli hevesatlarına ve müştehiyatlarına musayet görmediklerinden haşa, haşa, eğri, yanlış, noksan bulmak istiyorlar. Şimdi İslamiyet'i öyle görmek istiyorlar. Şu an 724. Okursunuz. İşte bu firavunane özelliğini kıran oruçtur. Herkesin hayır. Ne mutlu o oruçtan hissesi ziyade olaya. Derslere giden, kitap okuyan, Allah'ın izniyle alacak tabii. Alacak. Sadakatın için çok önemli kardeşim. Onun için her türlü rezaleti yapmış mı dilimizde daha şerdir? Ama her türlü rezalet yapmış, pişman, memnun değil. Yoksa dindar, dini dar, yapıyor ediyor ama ehli bida. Olmayanı sokuyor, var olanı çıkartıyor. Soruyorum, hangisi daha şerdir? Dinimizi diyor. Ehli bida mı? Fasık mı? Ehli bida. Peygamber aleyhisselam öyle diyor. Ben diyor mülbisine, mülebisine, habisine, yani rezil kepazelik yapanlara şefaatim vardır. Ama asla ehli bida değil. Ehli bida cehennemin köpekleridir diyor. Her şeyin bidası vardır, her şeyin bir habisi var. Cemaatimizde de, İslamiyet'te de her cemaatin ehli bidası var. Parmakçıları var, parmakçıları. O ehli bidadır. Bu da hizmettir kardeşim, hezimete uğratıyor. Bu da dindir kardeşim, din idare yapıyor. Esas hak bu kardeşim. Bak eyvallah. Esas bunu yapacaksın. Ha demek ki, firavunane kendi rububiyet istiyorlar. Hocam, abi, şeyhim, ustadım, her bir abi, traktörün şamyonuna, kamyonun şamyonuna hava basıyorsun. Her abi hava basıyor. Abi, 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 kör olası bu abicilik, şeyhlik vesaireler. Ama buna vesile oluyorsa tabii. Firavun'a kendini, kendi rububiyet istiyor. Otur, kalk, dedin diyorsun. Ha biraz hissettim böyle, karşıma karşı rekabet olacak, rey kullanacak. Tak tak, kafaları kapat böyle. Maalesef. Ne kadar bu insanın nefsi, özeli, azap çektirilse, deprem olsa, çoluk çocuğu gitse, çocuğu bozulsa, şefkat katıyor, çocuğu bozuluyor, kızı bozuluyor, bilmem ne yapıyor, intihar ediyor, gene yok. Çektirirse, o damar onda kalır. Fakat açlıkla o damar kırılır. Açlık çok acayip bir şey. Firavunluğa direkt vuruyor. Bene vuruyor, bene. Ben. Sen kimsin? Sen kimsin kardeşim? O kuru ekmeğe nasıl muhtaç oluyorsun fırının önünde, aman yarabbi. Şimdi abayatı oldu. Küflendi, ustadın küflü ekmek gelmiş, kastanımda öyle yazıyor. Takozovic seni. Nefis tabii bu, keloğlan. Kırık. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar. Evisini, evini kırıyor. Aksini, zaafını, fakrını gösterip ak olduğunu bildirir. Demek oruçla insan acısını, zaafını, fakrını kırılıyor. O zaman ortaya atmış. Yani ben kulum, ben yaratılmışım diye anlıyor, şuur ediyor. Hadisin rivayetlerinde vardır ki, çok ilginç bu. Hadisin rivayetlerinde var ki, Cenab-ı Hak nefsi demiş ki, Cenab-ı Hak nefsi demiş ki, o kapı istersen sök al, biraz sıcak mı oldu? Onu kaldırabilirsin, çok tut ucunda tak küçük kalkıyor. Hadisin rivayetlerinde vardır ki, Cenab-ı Hak nefse demiş, bak ben neyim sen nesin? Bu Allah ya, nefsi diyor, ben neyim, sen nesin? Nefis demiş ki, Takozovic, ben benim, sen sensin. Düşün, Allah'a böyle diyene, sana bana ne der ya?
vermiş, cehenneme atmış, yine sormuş. Azap vermiş, azabını bilmiyoruz nasıl, bilmiyoruz. Başka bir azap, ateşe atmış, yine sormuş. Gene demiş ki, ene, ente, ben, sen de sen. Düşünebiliyor musun? Azap vermiş, cehenneme atmış, ene, ente, ben, sen de sensin. Hangi nevi azap vermiş? Enaniyetten vazgeçmemiş. Rablıktan, Rab olmaktan, idareci olmaktan, reis olmaktan, tanınmaktan, bilinmekten vesaire. İtaat etmiyor kardeşim Allah'ın kanunlarını. Sonra Cenab-ı Hak başka bir metot uygulamış. Sonra açlık ile azap vermiş. Açlık azaptır. 19. mektupta Hazreti Ali'ye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dua etmiş. Ya Rabbi, açlıkla azap etme. O Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın duası ile Hazreti Ali diyor radıyallahu anh, açlık azabını çekmemiş daha. Aç olmuş ama azabı çekmemiş. Demek ki açlık azapmış. Sonra açlık ile azap vermiş. Yani aç bırakmış. Yine sormuş. Aç bırakınca bak ne yapmış. Demiş ki men ene ve ma ente. El bile çek takos kal. Ne yapayım? Nefis demiş ki ente Rabbir Rahim ve ene abdülken aciz. Yani sen benim Rabbir Rahim'imsin, ben senin aciz bir abdim. Bir de söyleyeyim. Ente Rabbir Rahim ve ene abdülken aciz. Sen benim Rabbir Rahim'imsin, ben senin aciz bir abdim. Vay be. Şimdi orucun çeşitlerinden okuyacağım. Sayfa 402 şimdi geri geldim. Evet, bir tek Ramazan 80 sene bir ömür semeratını kazandırabilir. 80 yıl. Hani var ya anlatmıştık bir, gene tekrar da iyilik olur, hasen olur. El tekrar olur, hasen melekken 180 dahi olsa. Şimdi Adem Aleyhisselam bir rivayete göre 2000 sene yaşamış. 1050 sene zaten Nuh Aleyhisselam aranızdaydı diyor. Tamam, 950 sene şey yapmış, tebliğ etmiş. 100 senede ömür koyuyorlar. Öyle. En azından 950 sene açık ifadeyle. Bizim biyolojik yapı buna müsait. 1000 sene yaşayacak ama hormonla, işte gazla vesaire, stresle yok oluyor. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam'a demişler ki, ya Resulallah, geçmiş ümmet 900-700 sene, 1000 sene, 2000 sene bir ümmetin ettiği sevapla koy kantara 60 sene, 15 senesi dedik ki çık bulacağım. 15-20 senelik ibadetle yani ne olacak yani sevap aynı mı? Cenab-ı Hak öyle geceler koymuş ki diyor, öyle geceler koymuş ki onlar 700 sene, 900 senede kazanacağı sevabı Allah panayır gibi böyle geceler halk etmiş. Hatta şey diyor böyle. Ziraat veya culus-u mayun gibi. Padişah makamına çıkar gibi günler tayin etmiş. O geceler 80 sene manevi, 50 sene, 30 sene ömür veriliyor. Sana Kadir gecesinde kaç sene veriliyor? 80. Sen? 3. 83. 3 sene. 80'de. 63 sene yaşayan, 60 sene yaşayan bir insan düşünelim. 15 sene bunu çık kaç ne yaptın? 45. He? 48. 60 olsun. 45. 80 sene. 45 senenin 10 tanesini Kadir Gecesi'ni ihya etse 800 yapıyor değil mi? Bak. 10 seneyi 10'la 83'ü çarpacağız. 830. Bir de 40 var vesaire. Görüyor musun? Sadece Kadir Gecesi, diğer geceler de almış. Ha bir Kadir Gecesi tabii. Fırına. 50 sene var. Hangi gece? Berat. Geçtik. Berat acayip bir özelliği var. Bak geçtik diye şey yapmıyorum. Bak gelecek diye olsaydı met ederdim. Evet Kadir gecesine sevap cedine yetişilmez. Ama Berat'ta bir özellik var ki hiçbir gece yetişmez. Bir senenin çekirdeği. Ömürler, rızıklar vesaire tayin edilmiş. Ahir zaman paratesini alacaksın. Ha ahir zamanda paratesi alacağız. Yani fethi. Hissede alacağız, hissemiz alacak inşallah. Sen ticaret yapmışsın, yani kademeleri bilirsin.
Leyli-i Kadir ise nasıl Kur'an ile bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırra bir hücceti katıadır. Demek ki bu aylara. Yani şey okuyoruz, Ramazan'daki Cenab-ı Hakk'ın bize ihsanları. Evet, duama rububiyetini şimdi bir taraftan okuyorum. Evet, nasıl ki bir padişah müddeti saltanatında belki her senede ya culûs-u humayun namiyle veya başka bir aşağılı cilbe-i saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. Culûs-u humay nedir? Padişah tahta çıktığı senesi. Padişah sene-i devriyesi. Culûs-u humay. Padişahın tahta çıktığı tarih. O zaman bayram yapıyor. Bazılarını affediyor böyle. Umuma taalluk etmeyen, kuldan kula olan hukukları affedemez padişah. Yalnız işte kendisine ve işte Beytül Mal'a şey yapan o şeylerle, o hukuk padişahın affedemediği yerler var. Ondan sonra, nasıl ki onlar bayram yapıyor o zaman, raiyetini o günde umumi kanunlar dairesinde değil, belki hususi ihsanatına ve perdesiz huzuruna, yani padişahlar da onun dışında ona varmak mümkün mü? Değil. Padişahlar da o gün bayram yapıyorlarmış. Ve raiyetini o günde umumi kanunlar dairesinde değil, perde değil. Orada oturuyor adam, gidip tokalaşabiliyorsun. Belki hususi ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalade icraatına ve doğrudan doğruya layık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar eder. Tamam? Aynen öyle de. Bu örneği anladıksa, aynen bunun gibi ezel ve ebed sultanı olan 18 bin alemin padişah-ı zülcelali olan Kadir-i Zülcelal. O 18 bin aleme bakan, teveccüh eden ferman-ı alişanı olan Kur'an-ı Hakimi, 18 bin aleme bakan, sahibi olan Allah ve ona teveccüh eden, yani 18 bin alemi içine alan, Kur'an-ı Azimuşşan'ı Ramazan-ı Şerif'te inzal eylemiş. Elbette o Ramazan mahsus bir bayram ilahi ve bir, demek ki padişahın Culûs-u Humayun gibi Kur'an'ın indirildiği ayı da Allah padişah bir gün yaparmış. Cenab-ı Hak da Ramazan komplesini Culûs-u Humayun gibi Kur'an o ayda indiği için ona hürmeten ne yapıyormuş? O Ramazan'a mahsus bir bayram ilahi, bayram ilahiymiş ve bir meşher-i Rabbani. Meşher ne demek? Meşher-i Rabbani. Sergi. Şehir ama yani her şeyin ortaya konulduğu bir şehir. Meşher, şer. Edildiği, ortaya konulduğu. Rabbani ve bir meclisi ruhani hükmüne geçmek. Ne demek meclisi ruhani? O ortaya çıkan varlığın ve o varlıktan beklenen hakikatların zuhuruyla bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan alet-i rüye. Ne demek şu? Şu bu dersi kasetli CD'yle dinle. Bu zevk alamazsın. Malumattır o. Ama burada şu, her gelen kardeşimiz bu havuza maneviyatını koyuyor. Tak 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 tak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyada gören sahabe olur mu? Ancak huzurunda olan sahabe olur. Resulullah ki çıkacak inşallah göreceksiniz. Zaman arşivleri zamanın boyutuna geçilip geçmişte konuşulan vesairelerin bütün her şey kişinin şey çıkacak dokümanları, sesleri de görüntüleri ama sahabe olamayacağız. Ve rüyada gören de sahabe olamıyor bizzat şey. Demek ki şurada şu demek istiyorum Osman. O özelliğinizi buraya getiriyorsun. Burası bir ayna. Hac da öyledir. Bakın hac, umre de öyledir. Geldin koydun bir şeyi. Hakikatını. Havuza. Sen de koydun. Alıcımız şu. Koyduğumuz gibi değil. Yekünü aynısını alıyorsun. Yekününü alıyorsun. Mesela Kabe'yi ayna düşünün. Bir sen bakıyorsun ama bütün insanları görüyorsun.
Bir kokuyla geldin ama sen koku süründün, herkes kokusunu da buraya getirdi. O zaman bütün kokunun anonim şekli, yani ruhani bir hal var kardeş. Sohbette ne var? Renklenme var diyor. İnsibar var ve inikas var. O 27. sözde öyle söylüyor. Niçin diğerleri sahabe olamaz? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın sohbetinde inikas ve insiba, boyalanma var. Ve alışveriş var. Dolayısıyla Ramazan'da aynen bu özellik oluyormuş müminler arasında. Bu anlattıklarım. Tüm mümin herkes manevi, evet. Ortak havuz. Mesela ben sizin hasenatınıza ortağım. Günahınıza ortak değil. Niçin? İştirak-ı amal-i uhreviye 96 Kastamonu'da ustadımız bir Maide-i Kur'aniye bir sofra kurulmuş. Şirket, nurculuk denmiş. Herkes cevşeli okuyor, oraya atıyor. Kur'an okuyor, oraya atıyor. Evrat okuyor, oraya okuyor. Risale-i oraya okuyor, oraya atıyor. Hizmet ediyor, oraya atıyor. Ben sabahtan akşama nöbetçilik yapıyorum, oraya atıyorum. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Oradan komplesini hissen kadar alıyorsun. Koyduğun kadar değil, bereketlenmesiyle. Onun için iştirak-ı amal-i uhreviye, bunu ne zaman anlarsın? Şimdi dinledik. Bunu dinledik kafanı, ihtisasa gelmiyoruz. Haşr meydanında o terazi kurulduğu zaman, güneş tepemize bir karış indiği zaman, hadis anlatıyor bunları. Bir karış indiği zaman, fokurdadığı zaman, zerre kadar hasenatı ne olduğunu o zaman, o bilindiği dönemde, zamanda göreceğiz. Allah göstermesin demiyorum. Çünkü göreceğiz bunu. O zaman iştirak-ı amal-i uhreviye cemaattan sana balya balya gelince göreceksin. Vefat edince senin oğlundan, kardeşinden, arkandan pek bir şey gelmez. Hatırlayınca gönderecekler. Ama cemaata mensupsan an ve an defterin kapanmıyor. Defterimiz kapanmayacak. Kapanmayacak Allah'ın izniyle. Sadakat. Geçmek mukteza hikmettir. Madem Ramazan o bayramdır. Ramazan Culus-u Mayın'dır. Yani saltanata çıkış. Kur'an'ın ibraz edildiği, ifade edildiği, elbette bir derece sufli ve hayvani meşakkatten insanları çekmek için oruca emredilecek. Yani bu komplesinden istifade etmek için bazı şeyleri terk etmek lazım. Mesela arkadaşlar, siz buraya derse geldiniz, istediğim yaparım diye çalıp oynayabilir misin? Yapamazsın kardeşim. İstediğin gibi hava vuramazsın yani. Yapamazsın. Hani bir tanesi bana öyle demişti. Hem telefon ettirdim size. Abi ya Allah'ın merhameti çok zengin diyor ya. Bizi dedi tamam yamuk yumuk yaptık. Ayarsız çocukluk yaptık. Dünyada çiğ yaptık. Niye cehenneme koşsun canım? Cennete koş olmaz mı? Dedim iki tane örnek vereyim. Şimdi çocuklarda bir misal verelim. Şimdi bir çocuk var ki yaramaz. O oyuna girdiği zaman oyunu hep bozar. O çocuklar bir de oyunu alır mı onları? O yaramazı. Ama çünkü gene oyunu bozacak. Veya beni eve davet ettin. Ondan sonra ben senden izin almadan o sokaktaki gelin burada bir yemek var gelin camdan bağırıyor. Senden izinsiz. Bu olur mu? Hatta İslam'ın fıkhında benim iftara davet ettin. Kaç kişi beni? Ben senden izin almadan kimseyi alamam yanımda. Caiz değil. Yapamazsın. Ben şimdi sokaktan bağırsam olan pilav nasıl acaba tavanda duruyor diye fırlatsam, çorbanın dökülüşünü seyretsem, halıya döksem, bilmem ne yapsam. Beni bir daha davet eder misin dedim. O anda kovarım seni dedi ya, ne davet etmeyeyim. Ha, Allah da cenneti gene bozar diye bir daha davet etmiyor. Allah bir daha seni, çünkü oraya halıya dökeceksin. Tavana pirinçleri, İmam Bayi'de müftü şaşırdılar fırlatacaksın. Sokakta, orayı da karıştıracaksın. Sen yapmıyorsun da. Demek ki bazı şeylerden de buradan almak için sıyrılacaksın arkadaşım. Kafadan yok. Zübeyir abi dediği gibi. Satırdan demiş. Sadırdan değil. Teslim olduğunu alacaksın kardeş. Hiç endişe etme. Ha vallahi öyle inandık. Olmadı. Gitmediği zaman nasıl olur? Ben de soracağım yani. Kitapta sorarız kardeş. Ama hadis tevayette Esebu bil Kelpay sırrı var ya. Öyle. Veya namaz sırrı aynı buna delildir. Evde kıl namazını. Soruyorum artık Kadir abi. Camide kılsak ne oluyor medresede cemaatle? Kaç oluyor? 27. Ne var kardeşim aynı namaz değil mi? Allah'u ekber Allah. Ne yaptın? Cemaata dahil olmanın bereketini örnek veriyorum. Aynı namazını camide kıl, medresede kıl, yani cemaatta kıl, tek başına kıl. Takozum şimdi kalırsın bir tane.
Ama 27 derece fark şer'i delilini söylüyorum. Baskı nereden çıktı ya işte rakam alıyor. Orada cemaate dahil olan cemaatın sevabına ortaktır. Tasdikçidir. Evet yanımızda namaz kıldı diyecek hepsi. Ve hepsinin hasenatı tasdikçi olduğundan amin diyoruz ya. Tasdikçi oluyor birbirimize mühürlüyoruz namazını. Ve orucun etmeliyse, ha orucu nasıl tutacağız? Şimdi bu lazım, biliyorsun Ömer. Şimdi nasıl tutacağız bakalım? Mide gibi bütün duyguları, mideye oruç tutturmak yetmiyor. Duyguları mesela haset, gıybet, adalet, kin, işte sefahat, rezalet, televizyon, internet muhatabiyetini %50 düşüreceksin. Yapma demeyeyim de %50'ye düşür. Gözü, kulağı, tamam mı? Kalbi, hayali, fikri. Geçen iktisat dersi yapmıştık ya. Ustadın öyle yeme, içme, barınma gibi iktisat değil. O abami. Ustad hayalini, kalbini, ruhunu, hissiyatını, latifelerini, duygularını iktisatla kullanmış. İktisat içsel bir psikolojinin dıştaki tezahürüdür. Ruhtaki hassasiyetin ifadesidir iktisat. Burada da bakın, nereye oruç tutturacağız? Göze, kulağa, kalbe, hayale, fikre gibi cihazat insaniye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Geldi bir fikir, ya dur ya, dur. Geldi bir pislik, dur düşünme, hayal etme bunları. Öyle de olmuyor tabii de. Hemen kendini güzel şeylerle meşgul etmek, Kur'an'la meşgul etmek, iki kişiyle bir araya gelip şey yapmak, meşgul etmek. Gıybet edeceğin zaman sağa sola gitmektense git yat. Çünkü ahir zamanda yatmak daha evladır. Yani muharemattan, haramlardan, malayaniyattan, yani fuzuli, hiçbir faydası olmayan şeylerden çekmek, sen çekeceksin ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Mesela nasıl yapacağız ustadım? Nasıl yapacağız? Dilini yalandan, gıybetten ve garis tabirlerden ayırmakla oruç tutturmaktır. Bir hadis var. Gene bugün ahir zaman fitnesini okuyordum böyle. Yeni asıkladı da aman yarabbi. Yeni bir şeye rastladım böyle. Bir yerdeydim. Dün bir yerdeydim. Yatsı namazını kılıyoruz. De cemaatim. Yanındaki değil onun yanındaki. Tabii dışarıdan zın 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 davullar çalmaya başladı bu. İşte akşam düğün mü ne oluyor? O 15 şey var ya ahir zaman fitnesini. Onu hep hatırıma geldi namazda. Şeytan diyor çocuklarınıza ortak olur. Bir. Başka bir hadis orada. Fitne kelimesiyle yazıyor. Ondan sonra sizi de hoplattırır diyor. Kadın erkek karma sizi hoplattıracak. Yarın sonra bu da mı olacak? Ondan sonra yanındaki adam değil, onundaki şöyle yapıyor. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Sesi yükseltti. En son adam namazı bozdu gitti. Yani demek ki niçin bunu söylüyor mu gerisini? Tabii dikkatimizi öyle çekiyor estağfurullah. Gerçi kafayı çevirmek namazda mekruhtur. Göğsü çevirmek namaz gider. Şöyle baktım. Niçin şey yaptı? O çalan müzikleri daha önce kendisi çok dinlediği için gayri ihtiyari vücut oynamaya başladı. Bir kızın bana dediği gibi. Abi dedi yani gayri ihtiyari böyle nasıl sesin? Yani ben dedi bu samimi soruyorum dedi. Tulum ve kemençe çalınca diyor namazda dahi duysam gayri ihtiyari omuzlarım oynamaya başlıyor diyor. Yani. Benim namazım gidiyor mu? Orada iyi. Aynen nikah. Benim içinimde değil diyor. Ben estağfurullah diyor ama dinliyorum. Çünkü sebebi hani çok alıştırmış ya. Artık ona tik olmuş. Tak tak. Bu da estağfurullah diyor için bağırdı. Baktın sen kumaran. Oynadığın pat görmedim ama şöyle yapıyor. Estağfurullah. Hızlandırdı istiğfarını. Estağfurullah. Estağfurullah. Duyuyoruz bunu. Estağfurullah dedi. Çekip gitti. Bu hasta. Sonra o hadis. Karma, kadın erkek karma oynattıracak diyor. Sen oynat. Aynı bakın yavruşlar bu nasıl? Yine nasıl bir de. Oynat. Sonra o abi çocuklar dinliyor. Çocuklarına sahip ol. Sahip ol diyor. Çeşitli şeyler yiyecekler. Malum orada 15 tane şey var.
Bir de okuyayım. Mesela dilini yalandan, gıybetten, gâbiz kabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmaktır. Ama en lezzetli şeyler nedir? Haram olandır. Gıybet ne kadar lezzetlidir bir bilsiniz. Hele iftiraya dayalı bir gıybet var ya. Yani biz memlekete şöyle diyoruz. Gıybeti başına olsun. Senin başına olacak da bir şey yok yani de. Gıybeti başına olsun sanki. Bir de kardeşim, ya öyle mi dediler ya? He? Nasıl? Öyle, iftiraya şey var ya. Ben demedim canım. Barlada ne güzel diyor. Şakır şakır etmeyiniz, ileri geri konuşmayınız. Allah elinizi kana bulaştırmadığı gibi dilinizi de bulaştırmaz var ya sağlık hakkında. Yani bu tür şeyleri gevezelik yapmak. Aynen gıybetti. Hiç haberin olmadan. Aynen ortaksın. Ortağız yani yapıyorsak. Kim yapıyorsa. Ve lisanının, lisanı, tilaveti Kur'an, Kur'an okumak, zikir. En büyük zikir nedir? Kur'an'ı söyledi. Namaz. Evet. En büyük zikir namazdır. Kaza namazlarını kılmak ve Kur'an'ın içeriği olan tefsirleri okumak. Yoksa bu da ela bi zikri layet etmeli kulup diyor ya, bütün kalpler ancak Allah'ı zikretmeyle mutlu olur. Tarikatçı kardeşlerimiz diyor ki, görmüyor musun? Tamam, kim kabul etmez ki onu aşağı. Bütün kalpler Allah'ı zikretmeyle mutlu olur. Ama zikrin ilk basamağı şu, Subhanallah, 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 Elhamdülillah, tamam, La ilahe illallah, La ilahe illallah, hu hu, ne çekersen çek. Birinci basamağı, en zirvesi namazdır. Ortasında o hakikatları okumak, benimsemek, ilim yapmak, Kur'an'ı okumak sünnettir, içini bilmek, ibadet yapabilecek kadar farzdır. İlim farzdır. İlimin yeri de Kur'an'dır. Kur'an okumak sünnettir, içini bilmek farzdır. Yani ibadet yapabilecek kadar ilim sahibi olmak farzdır. Buna sıkıştırma, ilim farzdır, zikir. Subhanallah, Subhanallah'a yetiştim. Bu bir mertebedir. Onu benim 108 yaşında büyük annem vardı. Ne anlatacaktım kendisine? Uşağım dedi, bana bir şey ver. Derdim babaanne, 200 defa hasbunallah çekeceksin. Niye derdi? Dedik oradan mı çektik biraz biz dedi böyle hikmet şey kafamız. Niye derdi? Babaanne, büyük peygamberimiz aleyhisselam derdi ki dedim, o da kalkardı. Peygamberimiz ismini duyunca, tabi o ismi öyle şey yapardı. Ne derdi dedi uşağım. 200 defa la havle ve la kuvvete illa billahil alim azim. Evde çekilirse şeytan ve cin adan dadansa bile defolur gider. Tamam şu. Bunu gücün bir şey yok. Bir tamam ne yaparım. Daha fazla yok. Evlatları verdim bilmem ne yapayım. Bak zikir işte. Bak bu adam bu kadından başka. Ta miraç denilen namaz. Ha, ortası hakikat ilim. İlim zikirdir. İlim. Kur'an. Tilaveti Kur'an. 2 zikir. 3 tesbih, 4 salavat. Salavat ne demektir? Barla'da anlatıyor. Çekiyoruz çünkü mektubatta da var 23. sözde. 23. mektupta. Yani peygamberimizin ihtiyacı yok. Salavat ne demektir? Salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmektir. Bütün ulemaca mutefekun aleyh şu istiğfar bu değildir. Bu başlangıçtır. Estağfurullah. İstiğfar yapılan günahın karşılığını ödemek. Mesela namaz kılmamak günahtır, kaza kılmak. Başka bir şey hadisi söyleyeyim, şunuza gidecek. Hadis değil, hukuk. Burada bir şey seyrettin televizyonda, yani günah, bir şey işledin. O elbiseni çıkartmadan, o yeri terk etmeden diyor, orada iki rekat namaz kılın diyor. İki rekat demiyor da, bir namaz kılın diyor, bir zikredin. Zikrin en zirvesi namaz ya, ben size. Mesela orada bir şey muhatap oldun, Allah affetsin işte düştün, düşebilir insan. Ona hiçbir şey demiyorum. İnsan düşer kardeşim. Düşer. Düşebilir. Ha, o elbiseni, gömleğini çıkartmadan, ne elbiseyle yaptın? O yeri terk etmeden Allah için şöyle, ya Rabbi, ne ettin Allah için namaza? Sevabı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhuna ve diğer işte Peygamber'in sayısıysa, ya Rabbi, ne ettin Allah için namazı bir ver, iki rekat ver, iki rekat namazı dur, ondan sonra ondan çık. Bu şeytanın burnu kırılıyormuş, hiç hoşuna gitmiyormuş. Allah'ın da hoşuna gidiyormuş. Günahtan sonra tövbe farzdır ya. Mesela, bak, televizyon internet dedim. Gözünün namahreme bakmaktan, böyle yapıyor mu ki görseller var. Gözünün namahreme bakmaktan,
kulağını fena şeyleri işitmekten, ben konuşmuyorum ama duyuyorum, kapat. Gözünü men edip, gözünü nereye yapacağız? Ya Rabbi kapatamayız ki. İbrete, ibrete, tefekküre, kulağını hak söze ve Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi sahip cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Buna oruç tutturuluyor. Ama da güzel oluyor ha. Ben yani sahipsiz değilim. Birisi bana hükmediyor. O da Rabbim. Ya yeme diyor ya. Yeme. Yemem ya Rabbi ya. Zaten seni yemem. Bakma diyor. Bakmam ya Rabbi ya. Bakma. Ama sakın ha. Ben yapamam. O okuduklarını yapamam. Bu bir kere mağlubdur. Hayır. O ki yapamayacaktın, yap denmezdi. Bazıları öyle diyor. Ben sahabeyim ya, ben düzelemem. O ki düzelemeyecektin. Vel kâzimine râize vel afina linnâs. Niye Allah söylüyor? Düzelemeyecektin. Sana niye düzel diyor kardeşim? Niye kendini bloke ediyorsun? Ben sigara bırakamam. Bırakamazsın tabii. İnanmıyorsun ki bırakmaya. Bırakamam. Tak, bırakamazsın. Bıraktım. Ya bir şey yarına erteleyen helak oldu. Allah Resulü diyor. Kardeşim burada bitir. Bitir, bıraktım. Ne ben yapamam. Zaten kardeşim bitti. Mesela bazı evliler var. Yapamazsan boşanırım. Bitti kardeşim senin evliliğin şimdiden. Yüzleri bitti. Boşanma tercihin. Tercihin olmayacak. Böyle bir şey yok. Tarık bin Ziyad gibi İspanya'ya geldiğin zaman gemileri yakacaksın kardeşim. Göstereceksin askerlerine bak gemi yok. Ya öleceksiniz ya muvaffak olacaksınız. Öyle yaptı mı gemileri yaktı. Görüyor musunuz sahili demiş askere. Bir bakmış ki gemiler yanıyor. Önünde düşman. Arkası okyanus. Ne yapacak? Kardeşim gemileri yakacağız Allah'ın izniyle. Yapamam. Niye dinliyor kardeşim ya? Yapacaksın Hasan. Yapmak zorundasın. Hemşerimin torunu. Hiç şansın yok. Ya iş yerinde. O zaman ona göre. Tatilin ona göre yani. Ramazan'da al izinini. Niye Ramazan'da almadın izinini? Tabi her türlü bir şey yapacağız böyle sonra. Ona göre ayarla kardeşim. Akıllı ol. Aklını kullan. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruç ile ona tatil eşkal ettirirse başka küçük tezgahlar kolayca ona ittiba ettirilebilir. Niye duygularımıza sahip? Sağlam ya. Şimdi sıhhat sağlam. Mide de top. Şimdi hayal, fikir ona gidiyor, ona gidiyor falan. Değil mi? Eğer mide tezgahı iflas ettirilirse, yemek yedirilmezse, gıdası verilmezse öteki tezgahlar ne yapacak? Gıda gelmiyor. Mecbur ayak şu. Fırındaki o pideler, İmam Bayi gibi şaşırdı, mezin yayıldılar falan, iftarlar, hep öyle çalışın. Tamam çalışsın canım ama öyle çalışınca azap çekiyorsunuz. Ne kadar oldu? Evet, bitti Hasan. Nice. Evet, o zaman. Şuradan alayım. Ente Rabbir Rahim ve Enne Abdülkel Aciz. Allahümme salli ve sellim ala Seyyidina Muhammedin salaten tekünü leke riden ve li hakkihi eden bi adadi sevabil kıraati huruful Kur'an fi şehri Ramazan ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhane Rabbike Rabbil İzzet'e ma yasifun ve selamun aleyhi ve mürselin velhamdülillah Rabbil Alemin. Ya Rabbi okunan hakikatine mazhar eylemeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ehli iman hasrete nur talebelerinin isim ve cinli şeytanları şerinden semavi arza afaklarda muhafaza eyle ya Rabbi. Çoluk çocuğumuzdan İslam'a hadimler yetiştir ya Rabbi. İslam için, Kur'an için koşak ve koşturanlara ya Rabbi kalplerine kuvve-i kutsiye, kuvve-i ulviye, kuvve-i maneviye ver. Ya Rabbi İslamiyet'e bilerek veya bilmeyerek düşmanlık yapanların işlerinden İslam'a kabil olanları İslam eyle ya Rabbi. İslam'ı gayr kabil olanlara kahar ismine kar-ı perişan eyle ya Rabbi. Kalplerine dehşet, vahşet, evan ve panik ver ya Rabbi. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a şefaatine bizi mazhar eyle ya Rabbi. Hizmet imaniye, Kur'aniye de daim muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi riyakarane yapmış olduğumuz şu duaları dergâh-ı uliyetinde kabulü karın eyle ya Rabbi.
dualarınızı Kerbela'da revan olan kanın hürmetine, Şah-ı Fırkat'a revan olan kanın hürmetine, Kabe'de tavaf edenlerin hürmetine, makbul ve masumların hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Ya vâhir davâhümenilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha temâs-salâtu.